Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evrar, Evrar, bana bak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba ablalarım ne? Tamam. Sen sessiz bekle. Ben şimdi anlatayım, tamam mı? Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sizi bugün Evrar'la karşıladık. Şöyle arkadaşlar, çilli begonya çiçeğim var. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bakın. Ben bunu şimdi köklerini, yani bunlar ayrı kök zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan. Ben bunları bir kısmını bu saksıya alacağım. Bir kısmı yine o saksıda kalacak. Onu da toprağını değiştireceğim. Çünkü toprağı, bahçe toprağı olmasına rağmen arkadaşlar çok güzel yetişti. Ama sessiz olur musun bebeğim? Bahçe toprağı olmasına rağmen bakın arkadaşlar ne kadar sert. Ama ben bunlara herhangi bir kimya, yani bitki, ne söyleyeyim, ilaç vermedim arkadaşlar. Tamamıyla doğal ilaçlar. Bu bahçe toprağı, onu yine söyleyeyim. Sonrasında ben buna ekstra olarak muz kürü, ondan sonra maya. Yine kanalımdan bakabilirsiniz arkadaşlar verdiklerime. Evet, maya, hamur mayası. Yine kanalımda daha önceki çektiğim videolara bakabilirsiniz. Ne verdiklerimi zaten orada videoda sizlerle paylaştım. Evet arkadaşlar, şimdi dikimine geçelim. Şöyle bakın. Umarım. Ama biraz sert. Ben biraz onların diplerini gevşetip söküp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ben söktüm çiçeklerimi. Çok sert arkadaşlar toprağı, yani bahçe toprağı söylemiştim. Yine herhangi bir gübresi veya bir şeyi olmadığı için çok sertleşiyor biliyorsunuz. Toprak. En azından hayvan gübresi olsa daha yumuşak oluyor. O yüzden çok katı, hani sertleşmiş ve sökeyim derken birkaç tanesini şöyle kırıldı. Yani kökü bile gelmedi. O kadar sıkı olmuş. Bakın, ama onları dikeceğim. Tabii ki bunlar da tutuyor. Çünkü ben bunları böyle dallardan dikmiştim. Böyle yavrular vermiş. Bu yavruyu da ayrı dikeceğim. Bakar mısınız? Yine yanından yavru vermiş. Şöyle bakın. Burada 3 tane yavrusu var. Ben sadece şunu dikmiştim. Yine burada da 2 tane yavrusu var. Bakın. Dilerseniz yine bunların da isteyenler olursa gönderebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi dikelim. Ben buna çok dikmeyeceğim arkadaşlar. 2-3 tanesini buna dikeceğim. Yani bir kısmını buna dikeceğim. Bir kısmını da bunu, toprağını yenileyeceğim. Buna dikeceğim. Çoğaldığında tabii yine ayırmalar yapacağım. Bakalım. Şöyle dikmeye başlıyoruz. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunları ayıracağım yavrularından. Şu yavruyu köküyle dikeceğim. Şu dalı ayırıp yine çoğaltma işlemi yapacağım. Şöyle tekli. Evet arkadaşlar, ben buraya koydum şu an. Şimdi biraz toprakla kapatacağım köklerini. Şöyle arkadaşlar, diğer parçalarını, yani anne olan yavruları, söyle anne olanlara diyeyim, bunlar yavruları, onları ayırdım şöyle. Yani geçen seneden köklendirdiğim anneler bunlar. Bunlar da yanından biten yavrular. Bir tane şu kök, bunu da yine ayırmak istemedim çünkü bayağı uzamış. Şöyle uzasın, gittiği yere kadar gitsin istiyorum. Ebrar, durur musun bebeğim ya? Evet arkadaşlar, biraz daha toprak ekleyeceğim. Ben şöyle kapatacağım toprakla. Can suyunu da vereceğiz. Umarım yine çok güzel çiçekler yetişecek. Evet, bunu kenara kaldıralım. Ben buna bir de sopa dikeceğim arkadaşlar. Şöyle bağlayacağım bunları. Yukarıya doğru uzaması için. Ebrar, şöyle bu yavruları da bir saksıya dikeceğim şunları. Evet arkadaşlar, toprağım doldurdum. Ben diğer toprağa saksıyı bıraktım. Çünkü bunu toprağını ufalayıp karıştırıp böyle toprağa karıştıracağım, yedireceğim. Çünkü bu tür çiçekler arkadaşlar bahçe toprağı karışık, hani gübreli, hayvan gübresi diyeyim ben en iyisi. O şekilde karışık toprakları çok seviyor. Hani hazır market topraklarını pek fazla tercih etmiyorum bu çiçeklere. Ama menekşedir, sukulent veya kaktüs, onlara hani garanti veremem. Çünkü onlardan henüz yeni dikmeye başlıyorum. O yüzden onlar için bir şey diyemeyeceğim.
hazır toprak gerekli olabilir. Ama bu tür çiçekler her türlü toprağı seviyor. Ama tabii çok sert katı toprağı da sevmiyor yine de. Evet, şöyle bunları da diktim. Zaten bakın arkadaşlar, şöyle kenar arkasından göstereyim. Bakın hep buralarından sürüyor. İlerleyen zamanlarında yine çoğaltma yapacağım ben bunları. Anneciğim ya. Tabii Ebrar'dan fırsat bulup da yapabilirsek arkadaşlar. Seviyorum çiçeklerle uğraşmayı ama Ebrar fırsat vermiyor, değil mi Ebrar? Tamam anneciğim, bir dur, bak o tarafa çekiyorsun ama olmaz ama. Bak ablalar ne der bize? Bir tane yaramaz bir çocuk varmış der, değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar, ben bunları hızlıca kaldırayım bence. Çünkü çiçeğin başına bir şey gelebilir her an. Her an her şey olabilir. Evet, bugünlük de bu kadardı bu videomda. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Videomu beğenip bildirim tuşuna açarsanız, abone olursanız kanalıma ve bana destek olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. İnşallah sizin desteklerinizle bir yerlere geleceğiz. Evet arkadaşlar, burada da can suyumuz var. Oradan da sulayacağım ben. Şimdi şöyle bakın, buradan da yine şöyle çıkan yaprak. Yok, aloe veraymış arkadaşlar. Bakın aloe vera toprağından saksısını boşalttım ve dikmiştim ya, bir tane böyle yavru kalmış. Bakar mısınız? Evet. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.